Herkese merhabalar. Bugün sizlere 3 yollu arıtmalı ev ya bataryamızın montajı konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Ürünümüzü sizlere gönderirken görmüş olduğunuz bu kutuyu ekstradan kutulamaktayız. Bunu yapma amacımız tamamıyla bataryamızın taşıma esnasında zarar görmemesi ve kutumuzun aynı zamanda kargo esnasında yeterince zedelenmemesi amacıyla kutuyu da kutulamaktayız. Şimdi bunları söyledikten sonra kutumuzu açalım. Kutuyu açtığımızda 2 adet flex hortumumuz çıkmakta. Biri sıcak biri soğuk için. Musluğumuzu tezgahımıza sabitlemek amacıyla gerekli olan ekipmanlar ve arıtma hortumunu bağlamanız olan gerekli olan bir aparat çıkmakta. Bir adet de ev ya bataryamız çıkmakta içerisinde. Şöyle göstermek istiyorum musluğumuzu. Bu şekilde sıcak soğuk kısmı kolaylıkla açılıp kapanabilmekte. Aynı şekilde arıtma kısmı da kolaylıkla açılıp kapanabilmekte. Bu şekilde 360 derece dönüyor. Şöyle detaylı gösterelim. 360 derece herhangi bir engel karşısında döndürebilirsiniz. Daha sonra müşterilerimizden sıklıkla duyduğumuz sorulardan bahsetmek istiyorum sizlere. Arıtma suyu ve şebeke suyu birbirine karışıyor mu diye çok soru alıyoruz. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi arıtma suyu çıkışımız burası. Şebeke suyu, sıcak soğuk çıkışımız burası. Şimdi bunlar birbirine karışmamakta. Çünkü arıtma kısmı için özel bir hortum borunun içerisinden geçmekte. Bu hortum hem sıcak suyu hem de soğuk suya karşı inanılmaz derecede güçlü olduğu için hiçbir şekilde sıcak ve soğuk suyla arıtma suyu birbirine karışmamaktadır. Bu soruyu cevapladıktan sonra musluğumuzun montaj aşamasına geçebiliriz. Montaj için gerekli olan şeyleri gösterelim size. Poşet içerisinden ilk önce bunları çıkaralım. Kaybetmeyecek şekilde. Şimdi yapacağımız işlemleri musluğumuzu tezgahınıza bu şekilde yerleştirmeden önce yapmanız gerekmekte. Çünkü diğer türlü çok zorlanırsınız. İlk önce şöyle gösterelim. Bakın. Sıcak soğuk kısmı. Bu tarafa açılan iki adet şurada görmektesiniz. Biri sıcak, biri soğuk. Flexlerimizi şöyle gösterelim. Uç kısmına. Ben çok sıkmadan bu şekilde takıyorum. Diğerini de hemen yanındaki yere takmak gerekiyor. Bunu da çok sıkmadan ben, ama siz elinizde sıkabildiğiniz kadar sıkmalısınız. Daha sonra arıtma hortumunuzu bağlayacağınız aparatı arıtma kısmının şöyle gösterelim. Arıtma kısmının aç kapa, yani aç kapa koluna yakın olan kısmına olan deliğe takmalıyız. Şöyle. Şöyle gösterelim size. Bunu da iyice sıkıyoruz elimizle. Daha sonra bunun uç kısmındaki aparatımızı çıkarmamız gerekmekte. Bunu çıkarırken dikkat edelim. Yeşil contasını düşürmeyelim. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra hala musluğumuzun üzerindeki işlemlerimiz bunlar. Yani tezgahımıza daha oturtmadık. Gördüğünüz ince contayı alıyorum. Bu oturacak yeri iyice böyle oturtuyorum. Daha sonra musluğumuzu bakın bu şekilde tezgahımıza oturtuyoruz. Şöyle. Bu şekilde artık tezgahımıza oturtuyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlemler tamamıyla tezgahın altında yapmanız gereken işlemler. Daha sonra şöyle gösterelim. Daha olsun. Kalın contamızı iki flexinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Demir contamızı bu şekilde şöyle gösterelim. Buradan geçirmeniz gerekiyor demir contamızı. Bu şekilde geçiriyoruz.
Demir yontamızı da tezgahın altında geçirdikten sonra musluğumuzu sabitlememiz için gerekli olan bir vidamız. Bunu sıkmamız gerekiyor. Şöyle. Ben çok sıkmıyorum. Siz gidebildiği yere kadar tezgahın altında sıkmaya özen gösterin. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce elimde görmüş olduğunuz kalın ve sert contanın ne işe yaradığını sizlere anlatmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz conta tüm musluklar için gerekli bir aparat değildir. Sadece mutfak tezgahı demir ve sac olan, yani bataryayı kuracağınız yer demir ve sac ise, görmüş olduğunuz bu sıkma aparatı bazen çok sıkmamakta ve musluğumuz biraz gevşek olmakta. Bu yüzden çözüm olarak böyle bir yol bulduk ve işe yaradı. Görmüş olduğunuz bu kalın contayı plastik conta ve demir contanın arasına bu şekilde geçiriyorsunuz. Yani ilk önce plastik, daha sonra bu, daha sonra demir contayı yapıp daha sonra sıkıştırıyorsunuz. Burayı tezgah olarak görüyoruz tabii ki. Bir sonraki aşamada ise arıtmadan gelen hortumumuzu musluğumuza bağlamamız gerekmekte. Onun için gerekli olan ekipman budur. Bunu şöyle gösterelim. Buraya yerleştiriyoruz. İlk başta çıkardığımız alana yerleştiriyoruz. Bunu iyice elimizle sıktıktan sonra, bakın uç kısmı, şöyle gösterelim. Bakın uç kısmındaki aparatımızı çıkarıyoruz. Çıkardık. Daha sonra arıtmadan gelen hortumumuzu şöyle gösterelim. Bu taraftan şöyle, yani daha dar olan kısımdan yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştirdikten sonra bir tornavida yardımı ile hortumumuzun ucunu sağa sola doğru genişletiyoruz. Genişlettikten sonra bakın buraya itebildiğiniz kadar itiyoruz. Oturduktan sonra şöyle. Daha sonra bu şekilde sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çıkmayacaktır. Daha sonra sıcak ve soğuk flekslerimizin uçlarını şebeke sularımıza bağlıyoruz. Yapmanız gereken işlemler tamamıyla bunlardan ibaret. Lexus su arıtma olarak herkese iyi günler dileriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.